bir varmış, bir yokmuş. Çok uzak diyarların birinde güzelliği dillere destan olmuş bir kız yaşarmış. Bu kız, o kadar güzelmiş ki gülünce yüzünde güller açarmış. Kızın çok fakir ve hasta bir babası, üvey annesi ve üvey kız kardeşi varmış. Ülkenin genç padişahı güzelliği türkülere konu olan bu kızla evlenmek istemiş ve annesini hemen kıza dünür göndermiş. Sultan, çeşit çeşit hediyelerle birlikte kızı oğluna istemiş. Güzel kızın babası bu duruma çok sevinmiş. Çünkü kendisi öldükten sonra kızının durumu için endişeleniyormuş. Üvey annesi ise gelen hediyelere seviniyor ama bir yandan da üvey kızının padişahın oğluyla evlenmesini kıskanıyormuş. Evlenmeyi kız da kabul edince sultan, 40 gün sonra bir araba gönderip kızı ve ailesini düğün için saraya aldıracağını söylemiş. Zaten çok hasta olan güzel kızın babası, kızın düğününü göremeden ölmüş. Gel zaman git zaman düğün günü gelip çatmış. Araba gelince güzel kız, üvey annesi ve kız kardeşi binip yola koyulmuşlar. Güzel kızı çok kıskanan üvey annesi, önceden yol için tuzlu çörekler hazırlamış. Çörekleri kıza yedirmiş. Tuzlu çörekleri yiyen güzel kız susamaya başlamış. Bunu tahmin eden üvey annesi önceden arabadaki bütün suyu boşaltmış. Kıza orada kendisini beklemelerini, gidip su getireceğini söylemiş. Biraz sonra dönüp suyun başında bir dev olduğunu, suya karşılık kızın gözünü istediğini söylemiş. Kız da ne yapsın, gözünü vermezse susuzluktan ölecek. Mecburen gözünü verip suyu almış, yola devam etmişler. Ama kızın susuzluğu geçmemiş. Annesi yine, siz burada bekleyin, ben gider getiririm, demiş. Kız yine mecburen kabul etmiş. Üvey annesi güzel kızın iki gözünü de bu yalanlarla almış. Yola devam etmişler. Kötü kalpli kadın bu sefer de kör olan kızı arabadan atıp onun yerine kendi kızını geçirmiş. Araba saraya varınca, sultan kızı tam olarak göremediğinden yerine başkasının geçirildiğini anlamamış. Ama çok şaşırmış. Çünkü bu kız anlatıldığı kadar güzel değilmiş. Bunlara rağmen düğün yapılmış ve kızı oğluyla evlendirmiş. Bu arada güzel kız, üvey annesi arabadan itince bayılmış. Uzun süre öylece kaldıktan sonra, yaşlı bir adam bulup eve götürmüş kızı. Güzel kız kendine gelince bütün yaşadıklarını anlatmış. Adam da kendisinin de güzel kız gibi yalnız olduğunu, beraber baba kız gibi yaşayabileceklerini söylemiş. Kız buna çok sevinmiş. Sevinince yüzünde güller açmış. Böylece günler geçip gitmiş. Kız yaşadıklarını düşününce çok üzülüyormuş. Yaşlı adam, güzel kızın yüzünden çıkan gülleri satıp eve yiyecek alıyormuş. Bir gün yine elinde çiçeklerle sarayın önünden geçerken padişahın çirkin karısı, yaşlı adamı durdurmuş. Adam, güzel kızın anlattıklarından padişahın karısını tanıyormuş. Çirkin kadın güllerin fiyatını sorunca hemen aklına güzel kızın gözlerinin onlarda olduğu gelmiş. Çirkin kızın başka çaresi yokmuş. Çünkü padişah gülünce yanaklarında güller açan karısının güllerini görmek istiyormuş. Kız, üvey kardeşinin gözlerini verip gülleri almış. Yaşlı adam, gözleri kıza getirmiş. Kız hemen gözleri takmış. Artık eskisi gibi görebiliyormuş ama yaşadıklarını düşünüp ağlamaya başlamış. O kadar çok ağlamış ki hastalanıp bayılmış. Yaşlı adam kızı öyle yatarken görünce öldü sanıp ağlayarak kızına bir mezar hazırlamış ve kızı gömmüş. Bu arada padişah da atıyla şehri ziyarete çıkmış. Bir tümseyin önüne gelmişler. Atı tümseyi kazmaya başlamış. Padişah buranın altında bir şey olduğunu anlayıp yanındakilere orayı açmalarını emretmiş. Açılınca içinden çok güzel bir kız çıkmış. Kız, karşısındakinin evleneceği padişah olduğunu bilemeden bütün olanları anlatmış. Padişah, karısının yalan söylediğini anlayınca, güzel kızı da yanına alıp saraya dönmüş.
Karısını ve karısının annesini 40 katırın kuyruğuna bağlayıp memleketlerine yollamış. Güzel kızla 40 gün 40 gece düğün yapıp muratlarına ermişler.